Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Aksaray Belediye Başkanlık Binası salonunda gerçekleştirildi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Aksaray Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Toplantıda Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen firmaların tapu talepleri görüşüldü. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli iş makinalarının alınması ve yine 3. genişleme alanı için yapılan arsa tahsis başvuru talepleri değerlendirildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Aksaray AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan ve çalışmalarına başlayan Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Hamza Aktürk ziyarette kendisini ve yönetim kurulu üyelerini tanıtarak Başkan Yazgı'ya çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ben Hamza Aktürk, Merkez İlçe Başkanı. Esnafım. 29 Ekim'de görevimize başladık. 25 kişilik yönetimimiz var. Bir defa geliyoruz başkanımıza yönetimimizi tanıtmak ve çalışmalarda her zaman yanında olduğumuzu, belediye çalışmalarında bize düşen görevlerle ilgili her türlü kendisinin yanında olacağımız ve çalışmalara katkı sağlayacağımızı tekrar söylemek için geldik. Yine başkanımız zaten toplantımızı da çağırdığımızda bu konuları görüşmüştük. Ziyaretimizin amacı dediğim gibi yönetimimizi tanıtmak ve başkanımızla her daim beraber olmak. Cemal Karakaya. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. AK Parti'yi gönülden destekliyordum. Hamza Başkanımız emriyle geldik. Fiilen şu an AK Parti'de görev alıyoruz. Ekibimizle beraber başkanı ziyaret ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Ramazan Erol. Esnafım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Hamza Başkanımla birlikte inşallah devam edeceğiz yönetimde. Emrah Karaaslan, ziraat mühendisiyim. Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yapacağı çalışmalarda da inşallah başarılar diliyoruz. Yunus Yapılcan, ziraat mühendisiyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Merkez ilçe yönetimindeyim. Teşekkür ederim başkanım. Abdülkadir Göktaş, mimarım. 2 çocuk babasıyım. Merkez ilçe yönetimindeyim. Teşekkür ederim. Kerim Kuzucu, makine mühendisiyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mücahit Bostan, evliyim, bir çocuk babasıyım. Esnafım, teşekkür ederim. Orhan Köksal, sanayi esnaflarındanım. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Başkanımıza da çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Muammer Gür, avukatım. 2 çocuk babasıyım. Merkez ilçe teşkilatındayım. Teşekkür ederim. Mustafa Topaşlı, İsrailliyim. 2 çocuk babasıyım. Teşekkür ederim. Engin Arslan, inşaat mühendisiyim. Evli, 1 çocuğum var. Başkanımıza çalışmalarından başarılar diliyorum. Rıza Sarınbaş, mimarım. Evliyim. Kendi ofisim bir var. Başkanımıza teşekkür ediyorum ziyaretler için. Muhammed Fatih Sevim, mimarım. Bekarım, Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Teşekkür ederim. Hasan Şahin, İnşaat Mühendisiyim. Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Teşekkür ederim. Ahmet Altın, Harita Mühendisiyim. Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Başkanıma başlanıyor. Çalışmandan dolayı başarılar dilerim. Muhammed Ozan, Mali Müşavir. Başkanıma teşekkür ediyorum ziyaretler için. Harun Reşit Özkişi, mali müşavirim. Evliyim, çocuk yok şimdi. Olacak inşallah. İnşallah. Halil İbrahim Ölmez, evliyim, 3 çocuk babasıyım. AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Başkanıma çalışmalarından dolayı başarılı diliyorum. Aynı zamanda esnafım, emlak işi yapıyorum. Erol Aslanan, esnafım, evliyim, 2 çocuk babasıyım. Başkanıma bizi kabul ettiği için teşekkür ederim.
Sadrettin Saman, diş hekimiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Başkanıma da bizi ağırladığı için teşekkür ederim. Zeynep Kara, evliyim. İlk çocuk annesiyim. Başkan Yazgı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Değerli Merkez İlçe Başkanıma ve çok kıymetli yönetimine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizleri mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Tabii Merkez İlçe Başkanlığından Belediye Başkanlığı Allah nasip etti. Buralardayız. Her gittiğim yerde de söylüyorum, sizlere de bahsettiğim gibi Merkez İlçe işin aslında beyin takımıdır. Esas çalışılan yer. İşin mutfak kısmı orasıdır. Partimiz için önemli bir yerdir. O nedenden dolayı buradaki arkadaşlarımızın yeni, dinamik ve işe heyecanlı olması bizleri çok mutlu ediyor. Bizler tabii belediye olarak yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak. Paylaştığımız bu çalışmalarla beraber de teşkilatımız olarak daha iyi neler yapabiliriz? Onları istişaresini yapmak çok önemli. Tabii bunun yanında sizlerin önemli bir görevi var. Vatandaşlarımızın sizlere ilettiğini bizlere iletmeniz. Bizim de yaptığımız çalışmaları halkımıza iletme noktasında aslında önemli bir göreviniz de var bu noktada başkanım. O görevi de ben çok iyi bir şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Burada bizlerin yapacağı, sizlerin toplantılarında işte ayda olur ya da iki ayda bir olur sizlerin belirleyeceği bir takvime göre gelip hem yaptığımız çalışmalarla istişare etmek hem sizlere aktarılan vatandaşlarımızın olsun, sizlerin olsun, söyleyeceğiniz şeyleri, bizlerin talepleri değerlendirmek suretiyle inşallah iyi bir noktaya gideriz. 2019 biliyorsunuz önemli bir yıl. Hem yerel seçimler hem de genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Dolayısıyla buna aslında biz şimdiden start verdik. Yani şimdiden başladık bu çalışmaya. Birçok, sanki yarın seçim olacakmış gibi biz çalışmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de sizlerin desteğiyle, el birliği içerisinde bunu yapmak bizi daha da güçlü kılacaktır. Ben o nedenle dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, esnaf temsilcisi oda başkanlarıyla istişare toplantısında buluştu. Kılıçarslan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesis Piramit Kafe'de gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan ve Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Veysel Öztürk ve diğer oda başkanları katıldı. Başkan Yazgı, esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnafımızın sorunları çözüm noktasında her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu bir açık değil. Bu şeyde daha önce birkaç tane ilimizde gördük, çok hoşumuza gitti. Orada hem kafeterya var, hem aynı zamanda at çiftlikleri var. Burada atların üstüne binerek vatandaşlar hem gezinti yapıyorlar, hem de engelli vatandaşlar için bir rehabilite merkezi oluyor. Bunun da Ocak ayı gibi inşallah ihalesine çıkacağız. Bu yeni bir tane bir yer yaptık. Belki görmüşsünüzdür. ADS'nin hemen karşısında. Bir iki hafta içerisinde inşallah açılışını yapmayı planlıyoruz. Bunun altında 3000'e yakın kitap var. Üstünde de böyle kafeterya gibi oturabilecekleri bir yer. Bu eve tutarsa birkaç tane daha yerde bu tip bir şey yapmayı planlıyoruz. Bu geçenlerde bir saldırıya uğradı. Cama kırıldı, içerisi tahrip edildi. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Sadece bu değil, bir de bizim çocuklarımıza yaptığımız kaydıraklar, salıncaklar yakılıyor. 6-7 tane parkımızda böyle tahribat oluştu, kauçukları sökülüyor. Yani bunu yapan işin içini teröristtir. Yani illa çıkıp eline silahlı bir şey değil. Devlet malına, kamu malına zarar veren herkes bu işin suçlusudur. Dolayısıyla bu konuda da sizlerin de desteklerinizi istiyoruz başkanım. Yani orada başkanlarımız olarak, sizler olarak da bu konuda duyarlı olursak, bu mal hepimizin malı. 200 bin insanın parasıyla yapılan yerler. Dolayısıyla inşallah bunlar da sahip çıkacağız. Toplantıda devam eden projeler ve Aksaray'da uygulanabilecek yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın esnafa verdiği desteğin kendilerini ve birliğe kayıtlı esnafları şimdi çok memnun ettiğini dile getirdi. Biliyorsunuz küçük sanayi sitemiz yerinden taşınacak. Bunun için ihalenin son aşamalarına gelindi. Bizim siteleri çıktı. Yakın zamanda da inşallah hep birlikte temelini atmayı da Allah nasip edecek. Bu konuda da Sayın Başkanımıza ne diyelim, daha nasıl bir övgü yapalım onu da bilmiyorum. Çünkü
bütün esnaf ve sanatkarlarımız hem mülkiyet sahibi olacaklar, hem de daha iyi mekanlarda hizmet verecekler, hem de daha kaliteli üretim yapacaklar. Görevine yeni atanan İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ziyarette bulundu. Sağlık İl Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan ve beraberindeki heyet, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Sağlık İl Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan, ziyarette Başkan Yazgı'ya Aksaray Belediyesi olarak sağlık çalışanlarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Yaptığınız yatırımları biz yani takdirli izliyoruz. Tabii bu süreçte biz, bu ekip şanslı bir ekip. Şöyle şanslı, Aksaray Sağlık'ta yeni bir yapılanmaya girdi. Hem idari olarak, biliyorsun 400 yatağı teslim alacağız, sizle birlikte gezdik. 200 yatağın Ocak ayında projesi var, ihalesi var inşallah. Fatih Mahallesi'nde yerini sizin verdiğiniz semkoliklerimiz var, çevre düzenlemesine bize destek oluyorsunuz. Tabii projelerin hepsinde biz sizin kapınızı çalışıyoruz. 2,5 yılda benim başhekimliğimde bizi hiç kırmadınız, yani bize her zaman destek oldunuz. Biz idari olarak şunu da söyleme geldik, İnşallah biz 2 yıl daha ileride sözleşme olarak. Sağlıkta biz şanslıyız. TOKİ'de yeni ASM'imizin inşaatı devam ediyor. Ruhsat için sizin kapınızı çalacağız inşallah. Hı hı. Fatih'te sempolikliği 400 yatak. O da çok güzel olmuş. Ben çok hoşuma gitti orası. İnşallah yeni hastanede de tabii planlarımız var. Sizle de oturup istişare ederiz. Çalışkan, acil tıp uzmanıyım. Kamu hastaneleri başkanlığına göreve gittim. 5 Aralık itibariyle göreve geldim. Doktor Mustafa Halit, sağlık hizmetleri başkanıyım. Sağlık hizmetleri ve 112 hizmetleri bana bağlı olarak çalışacağız. Büyük kışla. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı. Doktor Zahit Kaya, Halk Sağlığı Başkanıyım. Birinci basamak sağlık hizmetleri bende olacak inşallah. Başkan Haluk Şahin Yazgı ise sağlık sektöründe gece gündüz ayrımı yapmadan günün her saatinde görev başında olan doktor ve sağlık çalışanlarının fedakarlık örneği sergilediğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. En çok yoğunluk hastane, sonra belediyede. Yani eş gidiyoruz hemen hemen. O nedenden dolayı ne kadar yoğun ve ne kadar yorucu ve zor bir görevin içinde olduğunuzu biliyorum. Ama bunu, yani şunu söylemekte hiç mahsur görmüyorum. İnsanüstü bir gayret gösteriyorsunuz. Çünkü oradaki hastaların hem psikolojisi, hem bulundukları o durum, bunları hem psikolojik olarak destekleyeceksiniz, hem de yaraları varsa, tedaviye gerektiren durumları varsa o konuda destek olacaksınız. Zor bir iş, meşakkatli bir iş. Allah yardımcınız olsun. Allah utandırmasın. Ben hepinize başarılar diliyorum. Yani gayet mutluyuz. Gayet de başarılı bir çalışmayla inşallah. Yeni hastanemiz de zaten oldu. Beraber gezmiştik. Evet. Mükemmel olmuş. Yani devletimizden Allah razı olsun. Harika bir hastanenin oluşumuna vesile oldu. Yatak kapasitesi de inşallah önümüzdeki senelerde biraz daha eklenirse tam anlamıyla bölgedeki en güzel hastanelerden bir tanesi olacak. Bu da hizmeti daha güzel, daha konforlu verme anlamına gelecek. O nedenden dolayı ben size tekrar görevinizde başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum ziyaret ettiğiniz için. Aksaray Belediyesi bünyesinde kurduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne iş başvurusunda bulunan 548 kişiyi iş sahibi yaptı. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne bugüne kadar iş başvurusunda bulunan kişi sayısı 5593. İş başvurusunda bulunan 915 kişi iş görüşmesi için AKKİM'e iş gücü arzı talebinde bulunan firmalara yönlendirildi. 548 kişi işe yerleşti. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne internet üzerinden ise 641 kişi iş başvurusunda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aksaray Belediyesi, SGK ve İşkur İl Müdürlükleri İşbirliği ile kurulan Kariyer ve İstihdam Merkezi, işveren ve iş arayanlar arasında köprü kurmaya devam ediyor. AKKİM'e başvuru yapmak isteyenler Aksaray Belediye Başkanlığı binasında kurulan birim ve Aksaray Belediyesi kurumsal sitesinden ya da 444-55-68 numaralı telefon numarasından başvuruda bulunabilirler. Şehrin temizliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi sokakların temizliği için iki çöp taksiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin temizliğine önem veren Aksaray Belediyesi sokakların temizliği için başlattığı uygulamada ekipler sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöplere iki adet çöp taksiyle müdahale ediyor.
İl temizliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçe gibi alanların temizliği konusunda da büyük hassasiyet gösteriyor. Günün erken saatlerinde başlayan temizlik işleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Gece gündüz demeden yüzlerce personel ve araçla hizmet veren Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz kent, temiz toplum bilinciyle hareket etmeye devam ediyor. Spor Toto Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor Lig'in 13. haftasında Talas Gücü Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dağılgan spor tesislerinde saat 16'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Ufuk Uysal gözetiminde başlayan antrenmanda futbolcular ilk olarak düz koşu ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın ilk etabında kaleci antrenörü Yunus Çal ile kaleciler Mehmet Akif Önal, Ahmet Can Dilaver ve Abdülsamet Ecik takımdan ayrı çalıştı. Taktiksel çalışmada savunma ve ileri hücum oyuncularının antrenmanına ağırlık verildi. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor pazar günü saat 14'te deplasmanda Talas Gücü Belediyespor'la karşılaşacak. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Muratpaşa Belediyespor Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz Altın Kızlar çalışmalarını sürdürüyor. Baş çalıştırıcı Muhittin Kılınç gözetiminde başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Muratpaşa karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Altın Kızlar, antrenmanın ilk etabında baskı yapma, top çalışma ve taktikli şut çalışması yaptı. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor pazar günü saat 14'te deplasmanda Muratpaşa Belediyespor Kulübü ile karşılaşacak. Kadınlar Futbol 3. Ligi temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor, Kılıç Aslan Yıldız Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Yatkın gözetiminde yapılan antrenmanda sahanın sultanları 5'e 2 top çalışması ve pas taktiği çalışması yaptı. Topu kontrol etme ve düzenli şut çekme taktiğine ağırlık verilen antrenman yarı sahada yapılan taktik maçıyla son buldu. Temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor pazar günü saat 14'te Dağılgan Stadında Kılıç Aslan Yıldız Spor'u konuk edecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.